Kutay. Kutay. Kutay, kusma, halsizlik. Doğru mudur? Ha doğru, doğru. Yüksek ateş de var. Titreme geliyor. Yataktan kalkamıyor. Korkuyorum doğrusu. Siz babası mısınız? Evet, aynen. Ben Aykut. Aykut Yıldırım. Merhaba Aykut Bey, bakın. Aykut'tan dolayı Kutay. Ay böyle tatlı bir şaka gibisiniz. Yani şey, ben espri olsun diye söyledim. Ya sabahın köründen beri açım ben. Manyak gibi acıktım ya. Aç mısın? Ben istersen sana gidip bir şeyler alabilirim. Ne seversin? Döner severim, tulumba severim, baklava severim, sonra... Üzgünüm dostum ama biraz sabretmen gerekecek. Tamam mı? Çünkü sana birkaç test yapmamız lazım. Açım diyorum, açım. Anlıyorum, çok sıkıcı bir durum ama dayanmak zorundasın. Ya ne diyor bu ya? Ya baba sen de bir şey söylesene ya. Tabii yani çocuk aç. Açlık zor bir şeydir, ben de bilirim. Nisan Hanım, lütfen sormadan konuşmazsanız sevinirim. Kutay, sinirli olma. Benim sana. Çok cesursun. Vallahi ben burada ne ağlayanları gördüm ha. Sen bayağı dayanıklı çıktın. Be, babasına çekmiş. Biz güzel kadınların karşısında nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. Benziyoruz değil mi? Yani biraz... yani pek benzemiyor açıkçası. Ben merak ediyorum. Sizin kaç çocuğunuz var? Çünkü Kutay'la çok iyi anlaştınız da... çok nadir görünen bir durum çünkü bu. Yok, benim çocuğum yok. Aa, öyle mi? O zaman müstakbel işiniz çok şanslı. Çünkü bence çok güzel bir anne olacaksınız. Çok teşekkür ederim ama ben bekarım. Öyle mi? Ben de. pardon, flörtleşmeniz bittiyse devam edebilir miyiz? Hocam, yani şu an çok kaba oluyorsunuz. Çünkü bence Aykut Bey'in öyle bir niyeti yoktu yani. Emin misin Nisan? Affedersiniz Doktor Bey. Siz bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bir şey ima ediyorsunuz galiba. Ben ima etmiyorum, açık açık söylüyorum. Lütfen doktor hanıma asılmayın. Bakın Doktor Bey, ben şimdiye kadar size saygılı davrandım. Sizden de aynısını bekliyorum. Yoksa yasal haklarımı kullanmak zorunda kalacağım. Yasal haklarınızı kullanır mısınız? Yani nasıl kullanacağınızı merak ediyorum. Lütfen, tamam tamam. Yani bir saniye biz kendi esas sorunumuza geri dönsek Aykut'un, pardon, Kutay'ın sağlığıyla ilgilensek olur mu? Kutay? Kutay? Kutay nerede? Kutay? Kutay nerede? Senin yüzünden çocuk kaçtı. Bu da mı benim yüzümden? Senin yüzünden. Çünkü adam flörtleşiyor ve anlamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Adamla burun burununa gelip Nisan, kavga etti. Lütfen seninle tartışmak istemiyorum. Tamam, hocam, bırakın. Oğlum bulur musunuz beni? Kutay! Kutay. Sevgili Kutay, sesimi duyuyorsun. Ses. Ses. Kaçıyor, kaçıyor. Manik kaçıyor. Ne? Tut. Ne? Sinan! Kutay. Kutay. Nisan. Kutay. Kutay, evladım. Evladım, dur sana. Evladım. Kutay. Evladım, gelsene buraya. Kutay. 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 Burada yok. Burada da yok. Of Nisan, of. Ya kızıyorsunuz ama eğlenmedik mi? Eğlenmek mi? Hı. Biz eğlenmek için burada değiliz Nisan. Ya tamam canım, orası öyle de. Gel şuraya da bakalım. Kutay. Kutay. Pardon, boş değil burası. Açar mısınız? Açmayacağım ya, açmayacağım. Gelmeyin artık peşimden. Kutay! Gördün mü? El kadar çocuğun oyununa geldik. Aferin bize. Yani şimdi biz burada kilitli kaldık değil mi? Işık da yanmıyor. Da şey, yalnız ben... Ben karanlıktan korkarım. Sen dur, ne yapıyorsun? Dur. Sakin. Karanlıktan korkarım. Tamam, sakin ol. Tamam. Bir dakika. Bekle. Tamam. Şunu da ver.
Yani tamam böyle işte mum ışığımız yok ama röntgen ışığı falan romantik olduk yani. Romantik. Ya. Telefon niye çekmiyor? Kimse yok mu? Mali. Kimse yok mu? Kilitli kaldık. Ya ne doldurmasın? Ya ne intikamı? Şule ben kızımı sana karşı niye doldurayım? Evet, ne intikam? Ya rica ediyorum. Lütfen bak. Bir dinler misin? Lütfen suyu kavgalarımıza karıştırma. Tamam mı? Alo. Alo. Bak zaten zor çekiyor Şule. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Kapatmak istiyorum şöyle. Allah ya. Kimse yok mu orada? Sinan? Nisa? Ne işiniz var burada? Abi Kutay yok mu? Velet bizi tuzağa düşürdü. Kapıyı da üzerimize kilitledi. Kutay. Evet, Kutay. Size tuzak kurdu. Yani küçücük çocuk. Koskoca iki doktora. Makinenin istediği şey para. Para da bende. Seç bakalım. Hangisini istiyorsun? Şu. 22 numara. Aynen. Aferin. Ben de olsam ben de 22 numarayı seçerdim. Hop. O kadar kolay değil. Şimdi dostum, bu çikolatayı sana vereceğim. Ama küçük bir şartım var. Ne? Benimle birlikte babanın yanına geleceksin. Bak ama, çok güzel. Fıstıklı, sütle kakaonun birleşimi. Yumuşacık, ağızda dağılıyor. Fıstıklar ağzına gelecek. Ha? Ne dersin? Tamam ya. Kutay dur. Nisan ne yaptın sen? Çocuğu buldum işte şey kandırdım çikolatayı da babasına götüreceğim. İyi yaptın. Bu çocuk çölyak hastası. Sen bana sabır ver ya. Ben bile bilirim ki. Nisan. Kutay. Kutay iyi misin abicim? Dur. Ha? Dur bırak şunu belinden. Al şunu. Ya, tamam. Ay. Tamam tamam. Tamam gel. Gel abicim gel. Artık hastalığımızı net olarak biliyoruz. Çölyak hastalığında vücut bazı gıdalara reaksiyon gösterebiliyor. Şimdi sizin bir diyetisyene gitmeniz lazım. Zaten diyetisyen size kapsamlı bir liste verecektir ama şöyle söyleyeyim. İşlenmiş gıdalar, soslar, kızartmalar yani bunların hiçbirini tüketmemesi lazım. Eğer ki bunları tüketmeye devam ederse işte o zaman hem iseli hem de kusması devam eder. Kutay. Biraz zor. Mecbursunuz. Ha bu arada oğlunuzun hakkını vermek lazım. Bugün bizim canımızı okudu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoşça kal. Hocam. Hani dedim ki sabah arabanız bozuldu ya ben de isterseniz sizi bırakabilirim. Ben almayayım Nisan'cığım sağ ol. Hem zaten eve gitmiyorum ben. Hadi sana iyi geceler. Eve gitmiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz neden? Bak sen. Gidiyorum işte bir yere ne yapacaksın sen? Yani tabii nereye isterseniz gidersiniz. Tabii yani o beni tabii ilgilendirmez. Yani olur. Özgürsünüz istediğinizi yaparsınız. Başka bir şey? Yok.
geceler? İyi geceler. Ben sana küçüklüğünden beri prensim derim biliyorsun. Çok da haklıymışım. Bakarsın bugün burada prensesini bulursun ha. Ya şunu insan içinde yapma diyorum ya. Üf, tamam. Hadi sana da iyi eğlenceler. Sana da efendim. Tatlı cadı. Eviniz hoş geldiniz. Hepiniz çok şıksınız. Ama en şık biziz, değil mi? Bravo, bravo, bravo. 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 Şimdi arkadaşlar, bu kıyafet balosu her ne kadar başta komik bir fikir gibi görünse de yani ben sizin beni anlayacağınızı düşünüyorum çünkü ya biz çok yoruluyoruz ya. Ya öyle değil mi yani? Önce tıp fakültesi, sonra dans eder misiniz? Gözlerin çok güzel. Söylemeyecek misin bana? Sanırım cevap vermeyeceksin. Çünkü sen güzel bir prensessin, değil mi? Bizim hastaneden değilsin. Çünkü eğer olsaydın ben bu gözleri ve şu gülüşü asla unutmazdım. Kimsin sen?